Evet, Müzik On Air'den ben Cüneyt Diktaş. Yeni bir hafta, yeni haberler, yeni bir programla karşınızdayız arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. İlk Seher abla geldi. Seher abla nasılsın? Telefon başında mı bekliyorsun? Gerçeği söyleyeceğim. Viyana'ya selamlar, sevgiler. Seher ablaya özel olarak selam yolluyorum gerçekten. Evet, ilk konuğum saat 21 itibariyle 1 dakika sonra Masis Aram Gözbek bizlerle birlikte olacak. Güzel bir sohbet. Bizleri bekliyor diyebilirim. İkinci konuğum kimdi? İkinci konuğum 22 Lerzan Mutlu, 23 Aziz Kiraz. Ondan sonra da kendi programım var. Bugün yoğun. Bugün bayağı telefonla içli dışlı muhabbet, sohbet edeceğim sizlerin aracılığıyla, konuklarımla. Sağ ol Seher abla, teşekkür ederim. Çanakkale'ye selamlar, sevgiler. Aynı zamanda nereden izlediğinizi de bize yazarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Gündemle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum aslında. Bir yanda İstanbul'dan Diyarbakır'a giden bir kişi koronavirüsle gitmiş ve oradaki birçok kişiye bulaştırmış. O yüzden karantina olmuş bazı sokaklarda. Moda'da ve özellikle Haliç'te müthiş kalabalıklar oluşmuş. İşte piknik yapanlar vesaire. Ama onun sonrasında çöpler, özellikle Haliç'teki denizdeki çöpler, 2-3 aya kendini temizleyen deniz bir günde insanlar tarafından nasıl kirletilir onu da görmüş olduk. Bir yandan da aslında hani bazıları der astrolojiye inanmam, bazıları inanırım der, bazıları da faz zanneder onu. Ben ilim olarak görürüm gök bilimini ancak valla birçok astrolog konuğum oldu. Onların söylemleri yavaş yavaş tutuyor. Su ile ilgili sorunlar olacak dedi. Bazı yerlerde barajda yüzerken vefat etmiş olanlar var. Diğer yandan yine Trabzon'da galiba olmuş öyle bir şey. Çin şu anda da selle mücadele ediyormuş. Yani anlayacağınız durumlar pek iç açıcı gözükmüyor. Ne kadar itidalli olalım dersek, ne kadar evden az çıkalım, işiniz yoksa çıkmayın gözünüzü seveyim. Evet, sıcak, herkes çıkmak istiyor, herkes bunaldı. Balkonlarda idare edin, pencerelerde idare edin, varsa bahçenizde idare edin desek de maalesef herkes sokaklara çıkıyor durumunda. Göreceğiz, izleyeceğiz ne oluyor. Biz de elimizden geldiğince moralimizi yüksek tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Müzik On Air'den ben Cüneyt Diktaş. İlk konuğumu alıyorum. Sevgili Masis Özbek bizlerle birlikte güzel bir sohbete başlayacağız. Davetimi yolladım. Şimdi de zaten ben de yeni açtım. Yavaş yavaş sizler de toparlanırken, umuyorum ki evlerdeydiniz zaten. Umuyorum ki telefonlarda uğraşıyordunuz, televizyonla uğraşıyordunuz. Şimdi izleyeceksiniz bizi, yani öyle umuyorum açıkçası. Dışarılarda değilsiniz. Evet, hemen bak Tefo mesela. Tefo saçmalamış mesela. Ne oldu? Cinsel tercih mi farklı? Benden mi hoşlandı? Ne oldu? Hemen bunu mesela hop gizliyoruz. Yani uğraşma. Nelerle uğraşıyorsunuz Allah aşkına? İzlemek istemiyorsan izlemeyeceksin, değil mi yani? Ben bu aralar fazla mı saldırgan oldum? Evet arkadaşlar. Selam. Selam Cüneyt, nasılsın? İyiyim vallahi, ne olsun işte uğraşıyoruz. Program yapmaya çalışıyoruz. Sen nasılsın? Vallahi iyi. Yani bayağı bir yayın yapıyorsunuz ve çok da güzel geçiyor takip ettiğim kadarıyla. Öncelikle tebrik ediyorum ve emeklerin için de sağ ol. Yani bu zamanlarda bu yayınlar çok değerli oluyor. Biz de işte çalışmalarımıza bir şekilde online bir şeyle devam etmeye çalışıyoruz. Her şey yolunda şimdilik. Evdeyiz Evet. hala. Aynen. Kesinlikle sizin de çalışmalarınızı görüyoruz. Yine müzik. Ben gerçekten müziğin düşünceleri, ruhu, dünyaya bakış açısını, hayata bakış açısını değiştireceğine, hep pozitif yönden değiştireceğine inananlardan biriyim. O yüzden müziğe emek verenlere ayrıca saygı duyuyorum. Harika. Bu, Ne güzel. bunlardan biri de tabii ki de sizsiniz. Şimdi Çok hemen teşekkür şöyle ederim. çok ufak bir özet geçeceğim ama Tabii. Magma ve Boğaziçi Caz Korosu kurucu şefi ve sanat yönetmenliği yapıyorsunuz. Yurt içi ve yurt dışında sayısız performanslar, sayısız yarışma, organizasyon ve ödüller.
Böyle çok kısa söyledim. Bu müzik sevdası nasıl başladı? İlk bunu hemen öğrenmek istiyorum açıkçası. Ya şöyle başladı. Aslında hiç böyle ailemde profesyonel müzisyen yok. Yani çocukken hatta hiç böyle bir ne bileyim işte bir besteci, böyle koro şefi, müzisyen falan olacağım değil. Tam tersi. Yani bunu ters demek de ilginç ama Türkiye koşullarında belki de böyle söylüyoruz. Çok erken yaşta işte 2,5 yaşındaymışım okuma yazmayı öğrenmişim kendi kendime. O yüzden de aslında beklentiler daha farklı işte bir bilim insanı vesaire gibi böyle bir şey hani umuyor herkes. Ama aynı zamanlarda işte 3 yaşındayken böyle yazlıkta anneannemlerin yazlığında bir oyuncak bir melodikayla karşılaşıp onu oynamaya başlıyorum. Duyduğum her şeyi çalmaya başlıyorum falan böyle. Bizimkiler bunu fark edince bana böyle bir ufak bir org alıyorlar. Hani vardır ya birçoğumuzun hani işte üzerinde tuşlara böyle tıp tıp tıs tıs falan diye yani oyuncak Aynen. niyetine bir şey. Renkli, rengarenk. Aynen öyle. İşte onlardan bir tanesiyle ben böyle bu sefer orada aynı şeyleri yapmaya başladım. Bu biraz ilerledi. İşte bir büyük org geldi. Ben böyle bu sefer odamdan konserler düzenleyip odamda böyle kağıtların üzerine bilet falan yazıp işte kaç 5 yaşında falanım herhalde. Böyle odamın kapısından misafirlere şöyle uzatıyorum. Küçücük de bir odam var. Kapının dışından izleyebiliyorlar falan yani. Bilet kesiyorum ama oturak da vermiyorum yani. Neyse derken böyle ardından kilise korosunda şarkı söylemeye başladım. Yani 7 yaşından 14 yaşına kadar aslında Türkiye'de çok sesli koro müziğini içselleştirebilmemdeki en önemli vesilelerden biri bence. Orada işte kendi kendime not okumayı çözdüm. Bir yandan işte okuldaki müzik öğretmenimi izlerdim. Öğle tatillerinde gidip işte piyanonun başına geçerdi. Onun başına giderdim ben de nasıl çalınıyor bu falan diye. Orada iki elle çalındığını keşfettim bu aletin. Neyse bu sefer böyle internet yavaş yavaş hayatımıza girdi. İnternetten notalar indirmeye başladım ki şimdiki gibi rahat değil tabii ki. Yani yeni yeni böyle yaygınlaştı. Yeni kullanılmaya başladığı zamanlar. Bu sefer o yine böyle bir büyük orgda o notaları, piyano notalarını vura kıra çalmaya başladım. Lisede bir grubumuz oldu. İşte müzikle alakalı, yani müzik grubumuz oldu. Ben hem orada şarkı söylüyordum, işte hem gitar çalıyordum, düzenlemeleri yapıyordum bazen. Klavye çalıyordum zaten işte. O org deneyimimden. O artık bir klavye yavaş yavaş synthesizer şeyine, deneyimine doğru ilerledi. Ama aslında müzik hayatımın hiçbir döneminde yani üniversite yıllarıma kadar yani ben bunu böyle artık hayatımı müzikle kazanacağımı, hayatımı müzikle böyle geçirmek istediğimi keşfedene kadar hiç böyle hayatımın merkezinde olmadı. Hep lisede mesela bütün zamanımı tiyatroya ayırdım. Hatta liseden sonra da 2 yıl daha devam etti. Bazen düşünüyordum oyunculuk mu okusam, dramaturji mi okusam diye. Liseden öncesine bakınca müzikle uğraşırken 5.000 tane işte farklı böyle dans provası, halk oyunları, yok işte okul takımları, yine kulüplerde böyle futbol, basketbol oynadım. Ama üniversiteye geldiğim zaman Boğaziçi Üniversitesi'nde okumak gibi bir fikrim vardı. Böyle bir isteğim vardı. Ama böyle direkt bir meslek kapısı değil de hep o üniversite eğitimini nasıl diyeyim işte gençlikten, ergenlikten daha doğrusu genç yetişkinliğe doğru uzanan böyle bir 5-6 verimli yıl olarak görüyordum. Yani o yaştan bir tuhaf bir Eğlenceli, bilinç. daha özgür. Evet, özgür işte ufkumuzun Evet. genişleyeceği, işte evden çıkıp böyle Türkiye'nin farklı yerlerinden hatta dünyanın farklı ülkelerinden farklı insanlarla tanışacağın ve bu arada böyle işte kendini oluşturacağın bir dönem. Dedim ki ama böyle boş gidemiyoruz, bir şey okuyacağız yani mutlaka. O yüzden de iki seçenek bıraktım kendime. İşte biri psikolojiydi, diğeri matematikti. Sayısal bölüm okumuştum, hep aram çok iyiydi sayılarla matematiği seçtim, başladım okumaya. Bir yandan TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Boğaziçi Gençlik Üniversitesi Korosu'nda. matematiği Aynen. bölümüne girdin. Bu kadar Aynen. aslında tiyatro mu müzik mi diye tercih yapacakken. Öyle oldu evet. Yani matematiğe de isteyerek girdim işte anlattığım gibi. Ama sonra yavaş yavaş müzik kendini böyle iyice artık öne atmaya başladı. İşte TRT Gençlik Korosu'nda şarkı söylemeye başladım. Aynı zamanda üniversitenin müzik kulübüyle tanıştım. Orada da koroların olduğunu gördüm. Hep ben böyle işte çocukken korolarda söylediğim için istiyorum ki üniversitemde de bir koroda söyleyeyim. Orada da müzik kulübünün işte caz korosunda böyle söylemek istedim. Sınavlarına girdim. Orada şarkı söylemeye başladım. 2 yıl orada söyledikten sonra zaten o 2 yıl boyunca da o zamanki şefimiz Cihan vardı. Cihan'ın asistanlığını yapıyordum ben bir nevi. İşte o kendi kendime bütün biriktirdiğim işte çalma, etme, nota okuma vesaire birikimimle 2 yıl boyunca onunla beraber yani onun asistanı olarak bir yandan şarkı söyledim koroda. Koroyu 2 yıl sonra Amerika'ya gitmeye karar verince Cihan bana devretti. Ya ben işte 2007 yılında 2005 matematik okumaya başlamam. 2007 yılında koronun şefi oldum müzik kulübünde.
Ve tabii ki o zamana kadar herhangi bir koro şefliği deneyimim yok. İşte ne bileyim akademik bir birikimim yok. Herhangi bir enstrüman dersi almışlığım bile yok. Her şeyi kendi kendine böyle çözmüşüm. Ne olur ne biter diye internetten talan etmeye başladım her tarafı. İşte bu korolar ne yapıyor dünyada? Hani nasıl güzel müzikler var? Nasıl yöntemler var? Nasıl bir literatür var? Koro şefliği nasıl yapılması gereken bir meslek diye. Hem uluslararası işte ustalık sınıfları, böyle önemli hocaların verdiği dersleri araştırdım. Birçoğuna da katılma şansım oldu o yıllar içerisinde. Bir yandan da iyice artık baktım ki ben matematiğe özen göstermiyorum. Yani zaten işte bir sürü grupta çalıyorum aynı zamanda. Koronun şefliğine başlamışım. Ve böyle derslere yetişemiyorum. Sınavların olduğunu bir gün önceden haber alıyorum falan. Dedim ki ben yani galiba müzik yapacağım hayatımın geri kalanında. Ve iyice düşündüm. Kendime birkaç soru sordum. Yani buna kapasiten var mı? Hadi oldu da diyelim ki tamam bu kararı aldın. Bunu yapabilecek yani Türkiye'de bu koşullarda yaşamayı hani çünkü kültür sanat Türkiye'de çok zor yani müzikle para kazanmak. O yüzden hayatını böyle idame ettirebilecek misin? Buna razı geliyor musun? Ve bir de sıradan olmak hiçbir zaman bana yetmeyecekti. Bunu biliyordum. O yüzden de fark yaratabilecek misin dedim kendi kendime. Yani bu da çok hem bir kapasite hem de büyük bir adanmışlık, bir özveri gerektiriyor. Bu üçüne de çok kararlı bir şekilde, dürüst bir şekilde, bu çok önemli. Cevap verdikten sonra dedim ki tamam ben bırakıyorum şu an itibarıyla ve müzik okumaya başlıyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir yıl okudum, kompozisyon okudum. Sonra orayı bırakıp Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okumaya başladım. Yine kompozisyon bölümü. Koro çok yoğunlaşmaya başladı. İşte 2011'e geldiğimiz zaman biz 4 yıl üniversite çatısı altında sürdürdüğümüz çalışmaları birçok böyle prosedürel sıkıntılar sebebiyle artık ayırmak durumunda kaldık okuldan. Yani o tarihten itibaren bağımsız bir şekilde hala yolumuza devam ediyoruz. Tabii bu çok büyük zorluklar getiriyor vesaire derken ama o ilk bağımsızlığımızın meyvesi olarak da Avusturya'da Dünya Şampiyonası'nda 2 tane dünya şampiyonluğu kazandırdık Türkiye'ye. Çok da zor koşullardı yani bizim için. O yarışma öncesi 1 ay. Nerede çalışacağımızı bilmiyoruz. İşte evimizi bırakmışız, ayrılmışız vesaire. Derken Mimar Sinan'da da bu sefer derslere katılamamaya başladım. Çünkü korolarla turneler, festivaller, işte yurt dışı seyahati, şu bu derken. En son o da böyle bir askıda kaldı. Ardından tekrar bir girişimim oldu. Orkestra şefliği bölümüne çok iyi bir eğitmen gelmişti. Antonio Pirolli. Çok önemli bir şeftir Türkiye'de. Onunla beraber ben dedim ki tamam ben bir başlıyorum. Bu beni böyle bir gazlar belki. 2013'te tekrar böyle bir girdim. Bu arada bu hani okullara giriyorum çıkıyorum falan anlatıyorum ya bazı insanlar şey diyor. Ya çok basit şeyler değil bunlar. Orkestra şefliği bölümüne o yıl 1 kişi aldılar. Kompozisyon bölümüne hep ben 2 kişi girdim. Bir ben bir arkadaşım girmiş Yıldız'a. Mimar Sinan'a keza öyle. Böyle girişlerim kolay oldu ama asla çıkışım olmadı okullardan. O orkestra şefliği bölümü şeyi de dalı da öyle kaldı ama korolarla bambaşka bir dünyam oldu tabii ki. Artık dünyanın en prestijli festivallerinden davetler alıyoruz. Ben son 3 yıldır çok üst düzey yarışmalardan jüri üyesi olarak davet alıyorum Türkiye'den. Büyük bir gurur. Bugün de hatta dün, ondan önceki gün ve bugün bu hafta sonu bütün 6 tane aktif çalışan koromuzla sezon sonu provalarımızı yaptık. Orada da çok güzel şeylerden bahsettik. Şimdi aklıma geliyor hepsi. Çok güzel bir ailemiz oldu yani. 250'ye yakın amatör şarkıcı, yaşları 14 ile 65-70 arası değişen her meslek grubundan, işi müzik olmayan, bu işi böyle gönüllü şekilde, amatör şekilde severek, şarkı söylemeyi severek yapan 250'ye yakın amatör şarkıcıdan oluşan kocaman bir ailemiz oldu Cüneyt. Böyle özetleyebilirim hikayeyi. Aynen. Çok da güzel özetledin, çok da güzel anlattın. Yalnız şunu görüyorum anlatışında da tabii burada ben gelmeden önce daha detaylı inceledik. Çalışmalarını zaten biliyoruz ama seni daha iyi detaylı araştırdığımda büyük bir sevda var, değil mi? İçten gelen bir sevda. Çünkü yani senin işin sadece şarkımı söyleyeyim sahneye çıkayım değil. Senin bir organizasyon işin var. İnsanları toplamak, insanlara bir şey öğretmek. Onlarla ilgili sorunlar çıkar, kimisi gelir, Çok. kimisi gelemez. Onlar Çok çok. stres, sinir tahmin edebiliyorum. Çok inanılmaz şeyler Yani büyük bir oluyor. sevda. Ya evet. Gerçekten büyük bir sevda. Çok Ne dersin bu konuda? çok doğru söyle yani çok isabetli bir konuya değindin yani. Çünkü bu sevmeden olacak bir şey değil. Çok büyük zorluklar yaşadık ve aslında yaşamaya devam ediyoruz. Yani bu işin sadece maddi boyutundan bir küçük örnek verecek olursam 2012'de arka arkaya İtalya, Amerika ve Macaristan'da çok önemli festivallerden davet aldık.
Bunların ikisi çok önemli yarışmalardı. Ve son saniyede bizim yine böyle her zamanki işte o sponsorluk sıkıntıları o dönem sanki böyle çözmüş gibi bir Bir de ihtimal vardı sponsorluk ortada. sıkıntısı. Ya o Yani çok çok büyük. zor. Hiç onu hiç sorma. Şimdi söyleyeceğim şeye dikkat et. Son saniyede iptal olan bir sponsorluk sonucunda biz ya böyle cebimizde 0 lirayla artık nasıl böyle bir şekilde bulacaksak borç parayla bu 3 tane festivale katılacaktık. Sonra da ne olacağını bilmeyecektik ya da iptal edecektik. Ben tabii yani o dönem işte 23 yaşındayım falan. O zamanın böyle bir deliliği de var üzerimde. O riskleri her zaman aldık yani bu yolculukta ama bir baktık ki yani benim böyle ısrarlarımla o dönem 100 bin euroluk bir borç yapıp bütün bu festivallere arka arkaya katıldık. İşte altın madalyalar kazandık, birincilik ödülleri kazandık. Geldik ama ve o bize çok büyük kapılar açtı aslında. Ama o 100 bin euro şimdi zaten ağzımıza alamıyoruz miktarı. Yani 750 bin lira falan ediyor yani daha da fazla. O dönemde 300 bin lira gibi bir şeydi. Ve işte düşün yani 20, 23, 24 yaşında bir genç olarak onun altına bir anlamda imzanı atıyorsun. Nasıl bir Evet. cesarettir? O yüzden o borcu biz ya 5 yılda kapatabildik. 2017'de böyle sıfırladık ve böyle derin bir oh çektik. Bu arada tabii ki birçok şey yapıyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz Ailen de bu arada destek veriyor yarışmalara, herhalde, değil mi? Yani bu sırada ailen ne diyor? festivallere. Aile klasik bence. Matematik bölümünden bir kere ayrılmana onlar için derin bir üzüntü olmuştur. Tabii. Şimdi tabii onun güzel bir hikayesi var. Ben matematiği bırakıp müzik okumaya karar verdiğim zaman bunu ilk Ve anneme Boğaziçi açtım. yani. Hani Boğaziçi matematik bir de. Yani herkesin hayali. Ya evet ya düşün mesela bana çok soruyorlar. Yani sen hiç hani pişman olmadın mı falan diyorlar. O soruları hani bahsettiğim ya 3 soruyu kendime gerçekten çok özenli sorduğum ve çok dürüstçe cevap verdiğim için çok kişi geliyor çünkü yani çok genç arkadaşım soruyor işte söyleşilerde vesaire. Biz de işte böyle sinema okumak istiyorum ben diye gelenler oluyor. İşte müzik okumak istiyorum, okulu bırakmak istiyorum diyorum ki çok dikkat edin bu noktada. Yani ben size bu yaptığımı önermiyorum ama şunu öneririm. Kendinize sorular sorun ve dürüst olun bu soruları sorarken. Ve gerçekten garanti bir yani Boğaziçi Matematik gibi hani artık mesleğin, hayatın garanti oluyor o noktada. Yani o okuldan güzel bir not ortalamasıyla hani çok efsane bir şey olmasına gerek yok. Mezun olduktan sonra tabii ki çok garanti bir mesleğin oluyor. Dolayısıyla rahat bir yaşam koşulun oluyor. Ama o genç arkadaşlarıma dediğim gibi o soruları çok çok dikkatle, özenle ve dürüst cevaplamak lazım. Ne istediğini ve ileride kötü bir senaryo başına geldiği zaman içinin rahat edip etmeyeceğini bilmen lazım. Bir şekilde ya da bunu öngörmek gerekiyor. Şimdi Ama ben şöyle düşünüyorum. Yani ne burcusun bu arada? Akrep burcum Akrep burcu. Yükseleni falan bilgin var mı? Bu arada ben ben. astrolog konuklarım ola ola artık ben de Sen de biraz da bayağı derinleşmişsin. Ya ben ay çok bilmiyorum ama tabii ki bu zamana kadar öğrendim. Yükselenim ikizler. ikizler. Bak ben bile 3 ay önce öğrendim. Astrolog konuklarım oldukça öğrendim yani. Şimdi Diyebilirim. Hatta bir öğrendim. onlardan aldığın bu bilgilerle yorum yapabiliyor musun şu an? Hayır Akrebi şöyle ben ikizler yengeç nasıl oluyor? burcuyum. Yükselenim oğlak şöyle düşündüm. Ben de mesela dedim ki sevmediğim bir mesleği yaparsam mutlu olabilecek miyim diye saç çok böyle 40, 45-50 yaşındaki olgun insanlar gibi düşünmeye başlamışım 20'li yaşlarda daha. Yani Evet. avukatlık bölümünü kazanırken özel okulda ben de bizimkiler dedik bu kadar para vereceğiz. Ben senin gibi çalışkan değildim. O kadar özel okulu anca kazandık. Dediler bu kadar para vereceğiz, zorlanacağız. Bak Cüneyt, televizyon bölümünü seçme, avukatlığı bari madem seç, bir yandan da yap onu hani. Yok dedim, ya o ya bu. Bakar mısın bizdeki sevdaya? Sende de o sevdayı görünce çok hoşuma gidiyor dinlemek. O Sağ ol. yüzden dinliyorum Ya detaylı. yani şu aile meselesi de önemli çünkü hep o sorunla karşılaşılır. Yani işte ne bileyim bizim korudan gençler işte ailem izin vermiyor ya da işte derslerim aksıyor diye ailem işte koroya göndermiyor. Ya da tiyatro zamanında lisede çok yine karşılaşmıştım. İşte arkadaşlarım birçoğu bırakmak zorunda kaldık. Ya hep söylediğim şey şu oldu. Yani ailelerin bizden beklentisi aslında çok böyle şey temel beklentiler, çok basit beklentiler. Yani onların istediği işte derslerle okulda sorun olmasın. İşte iyi bir okula işte başla iyi bir bölüm okuyor. Gerçi liseye kadar yani o bölüm vesaire konusu da konu dışı ama yani onların istediği şeyler çok basit. Onları verdikten sonra ailenin karşısına geçip şunu söyleyebiliyorsun. Ya benim de ailemi ikna etmem öyle oldu aslında.
Yani o zamana kadar yaptığım şeyler hem okul dışı aktivitelerde böyle ciddi çaba sarf ettiğim, zaman ayırdığım için hiç hobim oldu diyemiyorum ben çocukluğumda mesela. Çünkü hepsi benim için böyle çok önemli, çok layıkıyla yapmam gereken şeylerdi. Öyle keyif alıyordum. Şimdi o yaptığım şeylerden hep ödüller gelmiştir. Hep bir başarı olmuştur. Ya da işte izlemişlerdir, çok güzel performanslar, bir şeyler olmuştur. Şimdi çocuk bir şeylere vakit ayırıyor ama sonuçta güzel şeyler yapıyor. Birincisi bu. İkincisi de bunları yaparken okulunda, derslerinde herhangi bir sorunla karşılaşıyor mu? Hayır. Bu da tamamsa o zaman üçüncü noktada biz şunu diyebiliyoruz. Yani ben verdiğim kararlarda zaten kendimi bir şekilde ispatladım. Bu anlamda yaptığım şeyin ne olduğunu biliyorum. O yüzden de bu noktada da sizden bu desteği bekliyorum. Yani böyle bir karar aldım ben kendi hayatımla ilgili. Ben bunu ilk anneme açtığım zaman bana dedi ki işte yine bir tiyatro çalışmalarından falan ve sürekli geç geliyorum haftanın 3 günü falan. Dedi ki eve bir gün zamanında geleceğin zaman bana haber ver dedi. Beraber yemek masasına oturalım. Ben konuyu açacağım dedi. Sen rahat ol yani endişe etme. Tamam Babaya dedim. açıyorsunuz değil mi Evet konuyu? evet evet. Bu arada babamı 10 yıl önce kaybettik. Ya yani ona da buradan böyle bir seslenmiş Başın olayım. sağ olsun. Başın Çok sağ çok olsun. sağ ol. Çok sağ ol. Umarım Allah razı görüyordur, izliyordur. Yani bu zamanları görmesini de çok isterdim. O tam mücadele ettiğim zamanlardı o. Onu kaybettiğim zamanlar. Onun ruhuna bir selam göndereyim buradan. Tamam dedim ben de tabii ki. O akşam geldi. Oturduk masaya. İşte böyle çorba içiyoruz falan herhalde hatırladığım kadarıyla. Ya ben tam böyle işte yemek yiyorum. Bir anda kaşık elimde kaldı. Babam şöyle bir şey söyledi. Pat diye. Oğlum dedi okulu bırakıyormuşsun galiba dedi. Ben böyle tabii ne diyeceğimi bilemiyorum. Kaşık ağzımda bekledim. Bir saniye böyle o anda kafamdan neler geçiyor hemen. Ya ben şimdi nasıl cevap vereyim? Anne söylemiş mi? Konu açılmış çoktan. Hani acaba nasıl bir şey olacak falan derken yutkundum ve evet baba dedim. O bir saniye içerisinde bütün bu düşünceler. Peki dedi bizim sana yani verebileceğimiz destek belli böyle bir zaten ekonomik rahatlığımız yok. Sen kendi hayatını kazanmalısın. Bunu yapabilecek misin yani dedi. Şey dedi önce okulu bırakıyormuşsun evet deyince dedi boş mu gezeceksin ne yapacaksın dedi. Yok baba olur mu dedi. Müzik okumak için bırakıyorum zaten okulu. Tamam peki işte böyle böyle filan dedi bu ekonomik konular Bu filan. arada Sen bunu Boğaziçi Üniversitesi Matematik bölümü kaçıncı sınıftasın? Ben Yüzde yedi. ikinci sınıftaydım. Bir hazırlık yılı ardından Ha. ikinci akademik yıl. Tam ikinin ortasıydı yani ben bu kararı aldığım zaman. Sonunda da sınavlara girip başladım müzik okumaya Yıldız'da. Neyse dedi sen bunu yapabileceğini düşünüyor musun? Yani buna hazır mısın? Yani ben dedim ki ben inanıyorum kendime ve herhangi bir şeye de razıyım. Baş edebileceğimi düşünüyorum. Bu şey dedi tamam dedi yani sonuçta senin hayatın dedi sen kararını vermişsen. Senin bileceğin iş dedi. Ve böyle yumuşak bir geçişle bu şeyi olayı atlattım ama tabii ki yani hem annem de içeride dinliyor bu arada yayını. Hem annem hem de yani o dönem babam ve bütün yani aile arkadaşlar birkaç böyle şey hariç sürekli benim müzik okumamı destekleyen düşünen arkadaşlarım ya da aile üyeleri hariç tabii ki herkes normal olarak hani Boğaziçi Üniversitesi'ne matematik bölümünü bırakıp da müzik okumam ve başta istemez yani üzüldüler o dönem. Hani en azından okulunu bitir de yine sen yap istediğini yap gibi şeyler hep çok söylediler ama şimdi sonuçlarını gördükleri zaman eminim hepsi de yani çok isabetli bir karar vermişsin diyorlar bana. Tabii şimdi çok mutlu ve gülerek anlatıyoruz ama o dönemler bir genç için stres dolu dönemler oluyor. Bir Çok, de çok. iddia ettiğin şeyler sonucunda başarılı olabilecek misin gibi soru işaretleri. Aynen öyle. Hayatın bütün engelleri var, birçok şey var. Onları belki göremiyoruz o sırada. Ailemiz de Birçok bizden endişelenmesi gayet doğal yani. hesapta olmayan aksilikler çıkıyor. Yani hayatta insanın başına ne geleceğini bilmiyoruz. O yüzden onların endişeleri çok çok doğal. Zaten o benle konuşan hani bu arkadaşlarım gençlere onu söylüyorum. Yani onların böyle düşünmesi, onların endişe etmesi en doğal şey. O yüzden sizler onların beklentilerini sağladıktan sonra daha rahat ediyorsunuz. O yüzden de hani çok tartışıyoruz, karşı karşıya geliyoruz. Tartışmak da gerekiyor bence. Yani sağlam durmak gerekiyor ama beni anlamıyorlar diyoruz gençken ama sonradan dank ediyor galiba bazı şeyler. Dank ediyor değil mi? Bir de şöyle bir şey var. Ben sana şunu sorayım. Tekrar başa dönsen aynı heyecan veya şöyle diyeyim. Aynı şu yaşta başa dönmek zorunda kalsan aynı güç var mı?
Matematiği bırakma ve bütün bunlara başlama gücü. Bu hani sorunlar, o organizasyonlar, o maddiyat, insanları toplamak, o borçlar, bilmem neler. Evet. Aynı güç var. Yani şöyle şu, vallahi çok zor. Soru, şu yaşımda, şu halimle evet. O kadar sıfırdan başlamak, o bütün o borçlar, o zorluklarla Çin'e, Amerika'ya falan gittik. Yani bilemiyorum ya. Genelde bu sorulara çok kesin cevaplar veririm arkadaşlar, ama. Çünkü arkadaşlar, ben şunu biliyorum. Yani... Ben üniversitede organizasyon yaptığım yılları hatırlarım. Organizasyon işi çok zordur. Senin her çalışman organizasyon gibi bir kere. Kesinlikle sadece öyle. Müzik çalışması değil. Ben onu hissettim. Yani tüm videolarında bu gençleri toplaman, onlara bir şeyler öğretmen, kimi zaman hasta oluyor, kimi zaman maddi sorun oluyor, kimi zaman Evet. türlü şeyler oluyordur illaki. Duygusal birçok şeyleri idare ediyorsunuz. Hiç yani telefon ettiğin oldu mu böyle? Nerede ailemle konuş filan, aile iknaları filan oldu mu? Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ne yaptığımı söyleyeyim. Bunu bir kişi için yaptım ya. Yani şöyle, tabii ki çok konuşuyoruz, ediyoruz. Ben hani tek başıma değilim. Çok çok sevdiğim dostlarımdan oluşan bir ekibimiz var. Onlar tabii ki biz, yani o 250 kişiyle, işte gençler, çok gençler, bütün farklı topluluklarla hepimiz bir şekilde görev paylaşımıyla, işte herkesin belli rolleri var. Kimle iletişime geçmesi gerekiyorsa o kişiye yönleniyor vesaire, ama bu hayatımda bir kere şöyle bir şey yaptım. Bilmiyorum ilk oldu ama son olmuştur herhalde bu saatte artık. 2014 müydü neydi galiba? Çok önemli bir yarışmaya katılacaktık. Boğaz Jazz Korosu'yla Bulgaristan'da. Koro dünyasının böyle büyük ödülü denilen bir organizasyon var. Onun da 6 tane ayağı var. Onlardan bir tanesine katılacağız. Sonra büyük ödüle uzanmaya çalışacağız, oradan birinci olup. Neyse. Ve koroda da işte bazı ses gruplarında böyle, nasıl diyeyim, bazı sesler böyle şeydir, orijinaldir. O her zaman bulunmaz. Yani çok ince bir tenorumuz mesela. Can, bu arkadaşımın ismi. Can'ın ailesi bir şekilde yarışmaya çok az bir zaman kala, biz göndermiyoruz Can'ı dedi. Üniversitede okuyor, İTÜ'de okuyordu. Bu arada Can kaç yaşında? 20. Can o dönem mi? O dönem evet. 22 yaşın, 21, 20 yaşında galiba, 20. 20 yaşında, 94'lü sanırım, 2014'tü. 20 yaşında üniversiteye işte girmiş, ikinci sınıf ya da hatırlamıyorum, o civar bir şey. İşte derslerinden geri kalıyor. Can bir de koroyu çok seven ve yani bütün koro içi sınavlarda falan hep birinci olan bir çocuk yani. Hani çok başarılı. Neyse, ailesi böyle bir şey yaptı. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Biraz da çekingendir yani, böyle hani çok böyle ailesine çok karşı koyan, sert duran bir çocuk değil. Ya, düşünüyoruz ya, çünkü çok önemli bir şeyi var orada yani. Çok önemli bir rolü var. Birçok dengeyi değiştiriyor. Ben dedim ki ben bu işi çözeceğim bir şekilde. İzmirliler, canlar. Ben dedim ki ben işte önümüzdeki 2 gün sonra mı, ne zaman bilet alıyorum dedim. Günü birlik İzmir'e gidiyorum. Can'ın babasıyla konuşup bu işi halledip geri geliyorum. Sabah çıktım İstanbul'dan İzmir'e. Bakın uçtum. Arkadaşlar, yani kurucu şef. Yani bu aslında koro şefi sadece adı, ama yani nerelere kadar uzanıyor. Yok yani, evet. Zaten internette böyle bazı görseller var. Bu tüm dünyada da böyle aslında. Evet. Yani çok profesyonel organizasyonlar dışında, yani amatör bizim gibi topluluklarda hep koro şefi deyince bir buzdağı resmi var. Buzdağının üstünde koro şefi yazıyor. Şöyle deniz. Altında şöyle bir şey var. Onların içinde işte dansçı, işte finansör, işte psikolog, işte bilmem ne, işte organizatör, menajer, işte felsefeci, şu bu vesaire. Her şey var onun içinde. O kısmı işte. O kısımlardan bir tanesi. Atladım. Aynen. Abi uçağa gittim. Babasıyla buluştuk. Sevinç Pastanesi'nin orada, hiç unutmuyorum. Oturduk. Ben çünkü biliyorum, konuşunca ikna edeceğim bir şekilde. Can'ı da getirmek için bu hamleyi yapmam gerektiğini sezdim orada. Gittim, oturduk. Ben dedim böyle böyle garantisini veriyorum. İşte çünkü finalleri vardı o döneme denk gelen. Bir tane finaline bile giremeyecekti. Telafisine girmesi gerekecekti. Bizim o tam yarışma zamanları işte 19 Mayıs civarıydı. Neyse, ama böyle olursa şöyle böyle falan. Ben Can'ın babasını masada ikna ettim. O bir saat, 2 saatlik konuşmada. Ona da söz verdim. Ben dedim tamam, şöyle şöyle yapacak. Ondan sonra birkaç gün zaten hiç provaya gelmesin. Finallerine odaklansın. Orada da çalışacak. Ben onunla konuştum. Bir de onu ikna ediyorsun. Yani hani Can ikna edememiş kendisi. Ben onun adına babasını ikna ediyorum. Neyse. Aynen. Ben bir şekilde onu ikna ettim. Atladım akşam uçağına, geri geldim. İşi çözdüm. Gittik. Birinci olduk yarışmada.
Vallahi Boğaziçi helal olsun. karısıyla. Ama sonrasında can finalinden kaldı. Sonra koroya devam edemedi. Ama Yani şöyle ben bir de şey. orada o kadar yani o içinde kalmış bir şeydir. Ben o kadar şey yapmışım. Sen de otur orada çünkü biz orada bir gün boşumuz vardı. Kalkıp da Evet. ders çalışmadı tabii ki can da bizle gezdi. Aynen. Sonra da sınavından kaldı ertesi gün gidince. Çok Ben şöyle bir üzülmüştüm. şey söyleyeyim. Sence senle gelmeseydi bakalım geçecek miydi? İşte bilemiyorsun evet. Bu da çok yani bilinmeyecek bir şey. Yani, Aynen, aynen. ama ben Bazen bir böyle risklere girmek gerekiyor. kesinlikle. Bu birincilik senin anlamda ve senin gibi müziğe sevdalı olanlar için büyük bir hedef. Çok güzel bir şevk oluyor. Bence güzel. Diyorum ya bu sevda olmasa yani Hiçbir gerçekten şey olmazdı. yapılabileceği Kaptırılmaz yani. asla asla kesinlikle ve hala onu o enerjiyi sende görüyorum ama dediğin gibi hani başa dönmüş olsan herhalde ben bile hayatımda hani birçoğumuz herhalde buradaki sevgili izleyenler de bu arada yorumlar arasında bir tane şeyi gördüm. Yorumlara cevap verilmeyecekse nasıl niye katılıyoruz filan? Arkadaşlar sohbet esnasında sevgili konuma bir dakika biri bir şey yazdı cevaplayayım dersem biz sohbete devam edemeyiz arkadaşlar. Ama arada bir böyle bakıyorum. Bu arada teşekkür ediyorum herkese. Yorumları da okuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Özel sorularınız olsa soru işaretine yazın. Ben arada böyle soru işaretine bakıp soruları görürüm Öyle bir arkadaşlar. seçenek var değil mi zaten? Yani soru varsa oraya gönderebiliyorlar Aynen soru işte. işareti kısmına Süper, gönderebilirler. güzel de keyifli olur yani. Zannediyorum ki konum da bakıyordur arada bir. Hani biz görüyoruz ama cevap veremiyor. Çünkü konu bir anda bölünüyor arkadaşlar. Bak şu anda mesela bölündü. Yok yok, kaldığımız Aynen. yer çok güzel Yo bence. devam Bu ederiz yani. Sorun değil hikayeyi de. de çok fazla yani bu arayı böyle neredeyse 25 canlı yayına konuk olmuşumdur belki de. Bugün de beni konuk ettiğin için çok ayrıca teşekkür ediyorum. Çok güzel yani bu Viskoneri kadar ailesi seninle olarak sohbet. senin çalışmalarını da çok seviyoruz. Sana çok Çok değer teşekkür verdiğimiz ederim. için ve Çok 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 da çok şu çok anda sağ ol. çok memnunum yani bu sohbetten. Çok güzel gidiyor sohbet bence. Harika, Onu harika. söyleyebilirim. Şey diyecektim yani bu hikayeyi hiç anlatmamıştım. Yani böyle çok iyi bir ilginç bir yerden çıktı. Uzun zaman Aynen. olmuştu bu konuyu konuşmadığıma. Ben de Bu kadar hatırlıyorum yani. canlı yayında ilk Ya defa değil mi? O zaman benim aynı de farkım var yani kesinlikle sorularda. öyle. 6 yıl önce ben ne yapmışım falan diye şu an kendime söylüyorum Aynen. yani. Ama ben emin ol hani senin bazı çalışmalarını Instagram'ında da gördüm, YouTube'da da ama daha detaylı bakayım dedim. Yani ta 2012, 2013, 14 dolu çalışmalarım var. Bunlar da bir anda dedim ki aman Allah'ım yani bunların yani hani televizyoncu veya müzisyen olan anlar diye tahmin ediyorum. Kesinlikle öyle. Bunların Kesin, kesin. organizasyonu nasıl yapıldı? Bir de sen kurucu şef olduğun için oradan yola çıkarak bir de dediğin gibi hani zengin bir aileden gelinmiyor. Hani varlıklı bir aileden yapmaların Evet. da sıkıntıları var. Valla ayakta alkışlıyorum öncelikle. Çok Tebrik sağ ol, ediyorum çok seni. sağ ol, sağ ol. Tabii bunların sonucunda da arkadaşlar müthiş başarılar var. Yurt içi ve yurt dışında müthiş başarılar var. Peki şimdi ne gibi projeler var? Yani şu anda mesela sosyal medyada uzaktan eğitim çalışmaları var galiba, değil mi? Var. Bu süreçte şöyle yaptık biz. Yani işte 12, 13, 12, 13 Mart gibiydi bizim. O tam işte koronavirüsün artık burada böyle ciddi kritikleştiği zaman karantinanın başlangıcı. Biz hemen o hafta sonu provalarımızı iptal ettik. Bir sonraki hafta sonuna da hızlıca adapte olup bütün topluluklarımızda haftalık rutin prova saatlerimizde online bir şekilde buluşmaya başladık. İşte 6 tane aktif koromuz var demiştim. Bunlarla kendi prova zamanlarında buluşup işte yani yüz yüze tabii ki şarkı söyler gibi prova yapamıyoruz. Çünkü o işte platformlarda maalesef aynı anda şarkı söylemek mümkün değil. Ya bizim en büyük derdimiz bu. Ama neler Şey çünkü yapabiliyoruz? geç geliyor sesler, Tabii ki geç geliyor. senkronizasyon yok, Ya da işte senkron yok. aynı anda 5 kişi konuştuğu zaman altıncısını duyamıyorsun. Engelliyor Ha çünkü. tabii, Çünkü tabii. gürültü Evet. olarak algılıyor artık. Evet. Dolayısıyla biz de dedik ki ne yapabiliriz? Yani bu zamanda biz hani bu şeyi nasıl bir şekilde avantaja çevirebiliriz? Normalde belki de fırsat bulamayacağımız şeyleri böyle hemen ayarlamaya başladık. Mesela soru cevap seansları yaptık. Yani böyle işte mesela birçok insan bana bir şeyler sormak istiyor. Ama o kadar koşturmacada oluyorum ki ben bir provadan ötekine geçiyorum filan. Normalde mesela böyle sohbet şansımız olmuyor. Güzel güzel herkes istediğini sordu. Öyle bir sohbetle başladık.
Ardından her hafta her koro için müzik çalışabilecekleri, yani teori çalışabilecekleri, işte kendilerini geliştirebilecekleri ayrı ayrı dosyalar hazırladık. Her haftanın başında o dosyaları paylaştık. Haftanın sonundaki provalarda da minik testler hazırladık bununla alakalı. Her koro kendi bilgisini sınadı bu noktada ve bu işte 12-13 hafta boyunca, bu süreç boyunca işte bu haftaya kadar devam ettik. Her provaya bir kere zaten o her buluşmaya işte hem beden hem nefes hem ses ısınma ritüelimizle başladık. Dünyada bu konuyla alakalı uzmanların videolarını alıp izleyip onlarla beraber çalıştık. Provalarımıza bazı misafirlerimiz katıldı. İşte bizlerle çalışmış olan bestecilerimiz ya değerli hocalarımız, eğitmenlerimiz var. Vokal eğitmeni, ses eğitmenlerimiz, dans eğitmenlerimiz, kolaylaştırıcı, ekip oluşturucu eğitmenlerimiz var. Onlar geldi periyodik olarak yine bizlerle çalıştılar. Geçmiş performanslarımızı izledik, üzerine yorumlar yaptık, yeni eserler çalışmaya başladık, onların analizlerini yaptık, işte metinlerinin üzerine, bestecilerinin hayatı üzerine konuştuk. Yani şu var diyebiliriz, grup çalışmaları yaptık. Yakın zamana dair inşallah bir an önce virüs biterse en azından yüzeysel bütün çalışmaları gerçekleştirmiş durumdasınız. Kesinlikle. Birkaç prova ile birlikte sahnelerde görebiliriz inşallah. Kesinlikle öyle. Yani amacımız şey, repertuarı devam ettirmek, çalışmaya devam etmek. Çünkü birçok proje vardı, onların hepsi tabii ki şu an durakladı. Bir yandan da işte kendimizi sıcak tutmak. Aslına bakarsa şunu söylemek istiyorum. Çünkü bu hafta sonu herkesle bunu da konuştum. Yani hiçbir şey yapmamış olsaydık bile, ki bu dönemde 3 tane, bilmiyorum denk geldin mi, sanal koro projesi yaptık. Bunların izlenmeleri toplamda işte birçok farklı yerde 1 milyon 500 bine yaklaştı neredeyse. 23 Nisan, Anneler Günü, 19 Mayıs için yaptığımız projeler işte birçok kanalda yer aldı. Ve birçok yurt içi yurt dışı böyle o projeler örnek olarak gösterildi. Diğer korolar merak ettiler, sordular nasıl yaptınız bunu diye. Birçoğunda 250'den fazla kişi görev aldı. Yani evden herkes kendi ses kayıtlarını, görüntü kayıtlarını yaptı. Biz onları çok uzun, o meşakkatli bir süreçtir. Sen zaten montajı az çok biliyorsundur. Montajı, herkesin tek tek böyle hani kadrajının memnesini ayarlamak şu bu derken çok aslında uğraştık. O yüzden teknik ekibimize ben buradan çok selamlar gönderiyorum. Onların çok emeği var projelerde. Mesela biri şey demiş, krizi fırsata çevirdi şefimiz. Öyle bir şey var mı? Olabilir. Evet, Ay Yüce de koristlerimizden biri, Boğaz Caz Korosu. Yani evet, o cümleyi ben mesela çok sevmem ama öyle bir şey oldu gerçekten de. Yani bu dönemde biz bu dönemden nasıl faydalanabiliriz? Çünkü olumsuzluklarını zaten hep beraber yaşıyoruz. Maalesef hiç iyi haberler almadık yani 3 ay boyunca tüm dünyadan. Ama bizler ayakta kalmak için birbirimize ihtiyaç duyuyoruz. Birbirimizin güzel enerjisine, her hafta birbirimizi görmeye, şöyle kameradan bir el sallamaya, bir şeyler yapmaya, meşgul olmaya ihtiyaç duyuyoruz. Buna alışmış bireyler olarak aslında hayatımızda. Dolayısıyla bizim o güzel enerjimiz ve onun sonucunda çıkan üretimler, ne bileyim en basit sosyal medya paylaşımımız bile, yani provadan minik videolar, işte insanların konuşmalarından birkaç bir şeyler paylaşıyoruz. Onlar bile, o kadar güzel yorumlar geliyor ki, yani bizi takip edenler ya da bizle bu süreçte yeni tanışanlar, bu canlı yayınlar vesilesiyle işte benle, koroyla tanışan birçok insan oldu. O yüzden ayrıca teşekkür ederim. O güzel enerji her tarafa yayıldı ve bu da bizi mutlu etti tabii ki bu süreçte. Süper. Yani bunlar tabii ki hani daha ileride yapacağınız çalışmalar için insana motivasyon oluyor açıkçası. Peki şunu söylemek istiyorum. Şu anda bu sizin Boğaziçi Caz Korosu veya Magma yarışmalardan mesela kazanıyor musunuz bir şey maddi anlamda? Ya maalesef. Yani o büyük organizasyonlar ya da işte festivaller, bu yarışmalarda hep böyle çok, ya çoğu zaman para ödülü yok ya da çok küçük işte böyle ödüller, sembolik ödüller. Mesela o Varna'da bahsettiğim 2014'teki çok önemli yarışma dediğim şeyde birinci olmuştuk. Bize böyle zarf içinde Bulgar levaydı değil mi? Onlara da para verin. Bulgar levalarını böyle şeylerle, yani birkaç kağıt ve metal şeylerle, yani bozukluklarla vermişlerdi. O manzarayı hiç unutmuyoruz. Ya bu şey, yani bizim oraya gidişimiz, gelişimiz çok büyük masraflar. O yüzden de maalesef aslında pek bir şey bize karşılamıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Hep yine böyle borç harç gittik bütün gittiğimiz yerlere. Ama işte buradaki konserlerimiz oluyor. Ya da bazı festivaller mesela bizim işte gidiş gelişimizi karşılıyorlar. Oradaki konaklamamızı karşılıyorlar. O birkaç çok üst düzey festival var. Onlara gittiğin zaman senin her şeyini karşılıyorlar orada. Belki bir kısmını sen buradan seyahat ücretinin bir kısmını sen vermek durumunda oluyorsun. Onlar da çünkü kısıtlı bütçeyle organize ediyorlar bunları maalesef.
Aynen. Peki şöyle bir şey var mı kafanda? Yani ben eminim ki sen birçok çözüm yolu arıyorsundur. Zaten tiyatro projelerin de var. Birçok tiyatro projesinde de müzik editörlüğü yapıyorsun. Hani nasıl diyeyim? Filmlerde daha çok bu tarz koroların yer alması veya ne bileyim bu tarz çalışmaların daha sosyal medyada dikkat çekebilen daha farklı çalışmalar olup da dikkat çekip maddi anlamda biraz rahatlamak ki bu çalışmaların da daha rahatlatacaktır. Bu tarz çalışmalar düşünüyor musun? Var mı böyle projeler kafanda? Ya çok bunları hep düşünüyoruz. Nasıl bir şekilde bunu sürdürülebilir hale getirebiliriz? Bir gelir modeli oluşturabiliriz. Hani bunu böyle işte kıt kanaat kendi kendini döndürüyor anlayışından biraz daha çıkartıp daha rahat koşullar, daha da genişleyebilmek için işte yurt dışından gelen birçok davete böyle hani rahatlıkla cevap verebilmek. Çok önemli davetler alıyoruz ama uçak biletini karşılayamadığımız için gidemiyoruz mesela. Bunları çok düşünüyoruz. Aslında yine sosyal medya düşününce yani Türkiye'de son 9 yılda belki de koro müziğinin, çok sesli koro müziğinin halkla buluşmasına vesile olan korodur bu. Hiç 2011 yılındaki bizim bir metro videomuz vardı. Onunla hiç karşılaştın mı hiçbir yerde? Böyle işte Boğaziçi'li gençler metroda şarkı söylüyor falan filan gibi. Ben onu gönderirim sana daha sonra. Öyle Tamam. bir şey oldu. Yani Türkiye'de koro müziğiyle tanışıldı gerçekten. Halk bilmezdi çünkü. Yani çok sesli koro müziğine. Türk sanat müziği koroları, halk müziği koroları Ben çok daha mesela fazla şöyle bir sayıda tane bir vardı. yandan şöyle birazcık şöyle göstermek istiyorum mesela. 2013 Aa, mi bu bizim 2014 mü? Nil galiba, değil mi? 2015 Ocak ayı. Evet. Ben bilerek gösteriyorum ki belki katılıp bilmeyenler varsa hani gerçekten büyük organizasyonlar. Yani bu tarz çalışmalar var. Birçok şey var ya. Yani aslında dediğin gibi birçok şeyi de kurumsal eğitimler ya da ne bileyim işte Siz devam edin, evet. işte kurumsal eğitimler böyle yine sosyal medyada dikkat çekecek bir şekilde sponsor bulmamıza vesile olacak işler. Aslında çok yapmaya çalıştık, yaptık da zamanında. İşte o metro videosu dediğim şey video sayesinde 2011'de biz Avusturya'ya gidebildik, sponsorumuzu bulabildik. İşte keza yine başka böyle birçok özel gün için hazırladığımız videolar var ama galiba odağımız bu zamana kadar aslında bu da bizim bir eksikliğimizdir. Ekibimiz, insan gücümüz çok sınırlı olduğu için biz hep proje üretmeye, hep işte marka değerini büyütmeye, hep işte işin eğitimsel, müzikal altyapısına, organizasyonel altyapısına çok böyle kafa yorduk. Bir türlü bu şeye bir anlamda da çok uzun yıllar süren bu sponsorluk arayışlarından da biraz yılmanın da sonucunda belki de biz kendi içimizde bunu nasıl döndürebiliriz'e biraz döndük ama şunu görüyoruz. Yani gerçekten bir sponsorluk desteği böyle bir hani biz ona şey diyoruz hamilik yani o hamilik dediğimiz yanımızda olacak bizim hayallerimize, ideallerimize, tutkumuza inanacak, ortak olacak birileri, bir işte kurum, bir firma olduğu zaman siz o zaman gerçekten hiç para vesaire gibi şeyleri düşünmek durumunda olmazsınız ki biz bu 0 lirayla kasamızda 5 yıl boyunca eksiyle hayatımıza devam ederken yani Türkiye'de ve dünyada gerçekten inanılmaz bu kadar kısa zamanda belki kısa zaman sığmayacak şeyler yaptık. Türkiye'den şu an bir koro dünyanın neredeyse her tarafında bu şeyde alanda tanınıyor. İşte bambaşka bir ülkeye gidiyor bizden birisi diyelim ki. Benim çok ilginç ve alakasız bir arkadaşım. İşte bir koroya girmek istiyor orada. Aa işte Türkiye'den mi geliyorsun diyor. İşte orada Masis var diyor. İşte Boğaziçi Caz Korosu bilir misin falan. Bunlar çok önemli şeyler tabii ki. Biz isterdik ki hala da isteriz. Çünkü bak şuna inanmayacaksın belki ama mesela o borçlar içinde yüzerken biz hala kendi irademizle, kendi isteğimizle, tutkumuzla katıldığımız ve Türkiye'yi birinciliklerle işte başarıyla temsil ettiğimiz bu festivallere giderken aslında cebimizde para yok. İşte bütün böyle yöresel kıyafetlerimizi falan böyle alıp en güzelinden işte ne bileyim onlar yetmiyor. Yanımızda böyle çantalarca yurt dışına lokum götürüyoruz abi lokum. Ve ben böyle şeyimdir yani biraz mükemmeliyetçi bir tipimdir. O yüzden o lokumlar da en kalitelisinden olacaktır. Pahalı lokum yani. Pahalı lokumları çanta çanta götürüp konser sonlarında onları böyle o yöresel kıyafetle ki çok etkilenir seyirci bizim konserlerden her zaman enerjimizden, sahnedeki duruşumuzdan ve türkülerimizden tabii ki o lokumları konser sonunda seyircilere teker teker böyle kızlarımız ikram eder.
Çok bütün ince bir detaydır ama müthiş hafızalara yani, kazanılacak bir olay. Evet. Şeyi sevmek istiyorum. Bu aslında gerçekten kimse bize hadi alın şu parayı da gidin Türkiye'yi şöyle şöyle temsil edin. Alın bunlar da lokumlarınız, bunlar da yöresel kıyafetleriniz, şuna diktirdik falan gibi bir şey demeden aslında biz gönüllü bir şekilde yıllardır bunu yapıyoruz. Kaç 13-14 ülkeye gitmişiz. Çin, Amerika, birçok Avrupa ülkesi, Türkiye'nin birçok şehri zaten o ayrı bir konu. Ve buralarda hani şu çok üzücü yani kültür turizmi ya da işte ne bileyim ülkeyi tanıtmak için klipler çekiliyor, milyon dolarlar harcanıyor, işte profesyonel böyle modeller, mankenler işte dünyayı geziyorlar falan. Hani çok güzel, biz keyifle izliyoruz bunları ama o ekrandan izlenen şeyle aslında bizim dünyanın dört bir tarafında en seçkin böyle şeylere, hem halktan insanlara hem de o festivallerde işte 90 ülkeden mesela katılımcılar oluyor. Dünya Koro Olimpiyatları. Çok büyük organizasyonlar. O ülkelerden tanıştığımız her bir kişi kendi ülkesine gidip ya ben böyle böyle gençlerle tanıştım, Türkiye'den gelmişler. Bize hala soruyorlar ya siz işte orada şöyle mi yapıyorsunuz? Aa siz müzik yapıyor musunuz orada? İşte izin var mı buna falan gibi sorularla en neredeyse şey diyecek. Develer hala sokakta geziyor mu falan diyecek yani. Ya böyle bir izlenimin hala devam ettiği bir dünyada biz aslında o kadar inanılmaz bir pencere açıyoruz ki bu insanların kafasında. O yüzden de kendi başımıza bir milli takım olduk aslında bu alanda. Ya çok isteriz tabii ki yani devletin bizi desteklemesine. Çünkü Türkiye'yi çok güçlü bir şekilde temsil ediyoruz. Ya elimizde aldığımız birçok işte birincilikler, şampiyonluklar, madalyalar da yanımızda zaten. Belki birileri sesimizi duyar. Yani biz devam ediyoruz ama hani bu motivasyon nereye kadar böyle sürer? Hani dedin ya sen 8 yıl önce işte 9 yıl önce ya döndüğünde şimdi aynı şekilde aynı şeyleri göğüsler miydin diye. Hani hala gücüm var şu an ama bir 8 yıl sonra ne olur ne biter kimse bilmiyor. Yani hayatlarımız değişecek, koşullar değişecek. O yüzden bunun sürdürülebilirliği için gerçekten kalıcı bir desteğe ihtiyaç var tabii ki. O yüzden de ben her zaman söylüyorum bu özel kurumlar da dahil sanata yatırım yapan, sanata sponsor olan özel kurumlarla çalışın arkadaşlar. Her zaman. Çünkü aslında bir yandan da dediğin gibi müzik sevdalısı insanları bir araya topluyorsun ve onların hayatına da enerji katıyorsun. Sorunlar gideriliyor müzikle birlikte. Çok büyük şeyler oluyor. Seninle aslında sohbet böyle alıp bir 3-4 saat gider ama programın sonuna geldik. Birçok şey soracaktım ama kısmet olmadı. Belki ilerleyen günlerde tekrar alırız. Tekrar yapalım. Son olarak söylemek istediğin bir şeyler sevenlerine veya seni şimdi çalışmalarını daha yakından tanıyanlara. Kısa kısa söyleyeyim hepsini. Öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Sevgili Sevtap'a, Fatoş'a, bütün mutfaktaki herkese, Müzik On Air ailesine çok çok teşekkür ederim. Bu yayına beni dahil ettiğiniz, konuk ettiğiniz için çok keyif aldım. Ve bana da yetmedi tabii ki anlayacağınız üzere. O yüzden yeniden en kısa zamanda buluşmayı çok isterim. Birkaç böyle minik duyurularımız var. Seçmelerimiz olacak. Hatta bunları ilk etapta online gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Çok yakında duyurularını da bunun yapacağız birçok kanaldan. Magmakoro.com veya boğazcicazkorosu.com web adreslerimiz. Buradan bize katılın butonunu tıklayarak korist başvuruları ve bütün korolarımız başvuruya açık şu an. Katılmak isteyen varsa lütfen sesim kötüdür, ben işte iyi şarkı söyleyemem gibi ne olur çekinmesin. Biz çok mutlu oluyoruz herkesle tanışmaktan. Ailemize dahil olan herkes bize çok büyük katkı sunuyor. Çok keyif veriyor. İkincisi bir atölyemiz var ki onu ben bir teşekkürle de bağlamak istiyorum. Bu dönemde sağlık çalışanlarımız hepimiz için hayatlarını riske ederek inanılmaz bir iş başardılar. Şu an Türkiye'deki bu iyimser tablo ki umarım dikkat ederiz, temkinli olmaya devam ederiz ve bu kötüye gitmez. Onların da aynı zamanda büyük bir çabasıyla sağlanmıştır. O yüzden başta tüm sağlık çalışanları olmak üzere bizler evimizdeyken dışarıda çalışmak zorunda olan, hayatlarını tehlikeye atan tüm arkadaşlarımıza buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ve sağlık çalışanları için biz de bir hoşluk düşündük. Geçtiğimiz ay bunu paylaştık. Hayatımız biraz daha normale döndüğünde, herhalde Ekim'den, Kasım'dan sonra diyebiliyorum. Dileyen tüm sağlık çalışanlarının katılabileceği, hiç böyle işte seçmesi vesairesi olmayan bir günlük bir koro atölyesi yapıyoruz. Boğaz Caz Korosu ve Magma ailesi olarak. Süper. Dolayısıyla bize izleyen sağlık çalışanları varsa veya sağlık çalışan olan işte arkadaşları, dostları olanlar varsa onlar da haber verebilirler. Bizlere tüm sosyal medya hesaplarımızdan, korolarımızın hesaplarından ben bu sağlık çalışanları atölyesine katılmak istiyorum diye mesaj atarlarsa
Bizler mutlulukla, keyifle onlara geri döneceğiz. Şu ana kadar 150'nin üzerinde galiba başvurumuz oldu. Şimdiden 150 kişimiz var yani Cüneyt. O yüzden bekliyoruz. 200, 300, 400 olsun. O günü, o coşkuyu heyecanla bekliyoruz. Onlara tabii yetmeyecek. Her zaman gereken sevgiyi, saygıyı ve ideal çalışma koşullarını sunmamız gerekiyor artık. Bu süreçte bunu öğrendik bence biraz da. Onun dışında da sürpriz projelerimiz devam ediyor. Bizleri takip ederlerse yakında çok özel, çok anlamlı bir projemiz olacak. Aslında bir tane demiyorum, birkaç tane, ama birisi gerçekten bu zamana kadar yaptıklarımızın çok ötesinde. Belki hep birlikte olabileceğimiz, hatta bu ülke sınırlarının da ötesine geçebilecek çok güzel bir, çok anlamlı bir proje. Onun için de takipte olmalarını öneriyorum herkese ve müzikle, sanatla kalmasını diliyorum canı gönülden bizleri takip Çok eden teşekkür herkese. ederiz. Bu arada Masis Aram Gözbek Instagram adresini takip edin. Bir de Magma ve Boğaziçi'nin Instagram adresleri de var. YouTube kanalları da mı var? Kanalı da var tabii ki. Evet. Bütün Instagram'da, Twitter, Facebook, YouTube'da benim ismimle de Masis Gözbek diye arayınca da, Boğaziçi Caz Korosu ya da Magma Koro diye arayınca hepsine ulaşabilirler. Biz çok mutlu oluruz. Elimizden geldiğince zaten oradan hep böyle güzellikleri paylaşmaya devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim yayınıma katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Çok Müzik sağ On Air olun. ailesi olarak senin gibi değerli, gerçekten özverili çalışan ve müziğe müthiş destekler veren bir insanla sohbet ettiğim için çok mutluyum. Ben Tekrar de çok görüşmek sağ olun. üzere. Görüşürüz Cüneyt. Kendine iyi Kendine bak. çok iyi bak. Herkese Bay bay. çok çok sevgiler, selamlar. Sağ olasın. Evet, çok güzel bir sohbetti gerçekten de. Şimdi normalde biliyorsunuz yarım saat, belki hani yarım saat biraz geçen sohbetler etsek de rekora doğru gittik bu sohbette de, ama akıp gitti gerçekten. Şimdi de birazdan da sevgili Lerzan Mutlu bizlerle birlikte olacak. 22'de bir çay molası, hemen çayımı alıp geleyim. Ondan sonra tekrar buluşalım burada. Görüşürüz.